Hoş geldiniz. Merhaba, sizlere selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hürmetli Cənab Nazir, hürmetli qonaqlar, mən sizi səmimiyyətlə Azərbaycanda salamlayıram. Azərbaycana hoş gəlmisiniz. Bugün Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimlərinin son günüdür. Təlimlərin birinci mərhələsi başa çatır və bu çox əlamətdar hadisədir. Bir daha bizim birliyimizi, qardaşlığımızı göstərir. Bir neçə gün ərzində ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində təlimlər keçirilib və həm hərbi iş birliyi, əməkdaşlıq baxımından bu təlimlərin çox böyük önəmi var. Eyni zamanda insanlar arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi, xalqlar arasındakı qardaşlığın gücləndirilməsi üçün təlimlərin çox böyük əhəmiyyəti var, faydası var. Bu bir ənənədir. Bildiyiniz kimi, hər il ondan çox birgə təlimlər keçirilir, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə. Ona görə bu təlimlərin keçirilməsi adi haldır. Burada hansısa bir fövqəladə hal axtarmaq lüzumsuzdur. Baxmayaraq ki, biz də müşahidə edirik ki, bəzi ölkələrdə bu təlimlər narahatlıq doğurur, ancaq buna heç bir əsas yoxdur. Bu, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin, qardaşlığının növbəti təzahürüdür. Bizim bütün sahələrdə olduğu kimi, hərbi və hərbi texniki sahələdə iş birliyi, əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir. Və sirr deyil ki, Türkiyənin hal-hazırda çox güclü hərbi sənaye potensialı vardır. Və biz də bu potensialdan faydalanırıq. Biz çox sevinirik ki, Türkiyə bugün ən müasir çağdaş silahları, hərbi texnikanı istehsal edir. Və biz əlbəttə ki, bundan sonra da bu imkanlardan faydalanmaq istəyirik. Necə ki, bugünə qədər. Və əminəm ki, yaxın zamanlarda hərbi texniki əməkdaşlıq, iş birliyi sahəsində Türkiyə bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş olacaqdır. Necə ki, bütün başqa sahələrdə bildiyiniz kimi həm siyasi, həm iqtisadi, bütün başqa sahələrdə bizim əlaqələrimiz hesab edirəm ki, bütün ölkələr üçün örnəkdir. Və siz bilirsiniz ki, mən dəfələrlə demişəm ki, bugün dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın və bağlı olan ölkələr yoxdur. Bu həqiqətdir. Bu həm tarixi və etnik köklərə əsaslanan həqiqətdir. Eyni zamanda biz iki qardaş ölkə öz siyasətimizlə bu birliyi daha da möhkəmləndirdik. Və bu yaxınlarda bir ay bundan öncə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı növbəti hərbi hücum bu nəticəsində həlak olmuş hərbiçilər və mülki şəxs bir daha göstərir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı aqressiv siyasəti davam edir və bizi ilk dəstəkləyən və bir mənalı şəkildə dəstəkləyən ölkə Türkiyə olmuşdur. Əziz qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Ərdoğan bir neçə dəfə çox kəskin və ciddi açıqlamalar vermişdir. Siz, hörmətli Cənab Nazir, Xarici İşlər Naziri, digər vəzifəli şəxslər ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır və hər zaman Azərbaycanla bir yerdə olacaqdır. Bu, bizi daha da ruhlandırır və bu, yenə də bizim nə qədər bir-birimizə yaxın olmağımızı göstərir. Bu təlimlərin uğurla keçməsi əlbəttə ki, hesab edirəm ki, çox önəmli hadisədir. Gələcəkdə də bu təlimlər davam edəcək. Hesab edirəm ki, bundan sonra bu təlimlərin intensivliyi daha da artacaq. Buna təbii ki, ehtiyac var. Və əminəm ki, bizim qardaşlarımız Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti
bu günler arzında Azerbaycan'da olarken özleri de gördüler ki onlar burada öz vatanındadır. Ve eminim ki onlar Türkiye'ye döndükte bu hatıraları öz kalbinde saklayacaklar. Bir daha hoş gelmişsiniz. Cenab-ı Prezident, Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani zaman ayırıp bizleri kabul ettiğiniz için bir kere saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ve peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın zat-ı âlâsına selamlarını ve dileklerini iletmemi istiyor, arz ediyorum. Ve sizi en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailece size Türkiye'ye beklediğini de burada belirtmek istiyorum. Gerçekten biz iki devlet, bir milletiz ve bunu bütün en küçük ferde kadar bu yansımış durumda. Herkes bunun bilgisinde, bilincinde ve özellikle Türkiye'de 83 milyon Azerbaycan'a yatıyor, Azerbaycan'da kalkıyor. Ve bu son Tovuz'daki saldırıyı bizler ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün 83 milyon halkımız nefretle kınıyoruz. Ve bu yapılanın büyük bir saldırı olduğunu, hukuksuzluk olduğunu, benim bu Hocalı katliamından itibaren, Dağlık Karabağ'ın işgalinden itibaren hukuksuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Ve bunlara karşı bizim tavrımızı biliyorsunuz. Azerbaycan bizim kardeşimiz, bir ananın iki ayrı evladıyız. Ve dolayısıyla burada biz kendimizi gerçekten vatanımıza hissediyoruz. Bunları yaparken bunların sadece sözde kalmaması, fiiliyete geçmesi lazım. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün değil, her zaman, yani 1991'de ilk tanıyan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda ilişkileri geliştirirken ordularımız arasındaki ilişkilerden malum efendim, gelişmeye başladı. Dolayısıyla bizim askeri çerçeve anlaşmalarımız var, askeri eğitim işbirliği anlaşmalarımız var, savunma sanayi konusundaki işbirliğimiz var. Dolayısıyla bunların doğal uzantısı olarak da 2010 yılında yapılan stratejik anlaşmamız var. Dolayısıyla bu anlaşmalar çerçevesinde bizim buraya gelmemiz, gitmemiz, beraber olmamız, beraber yememiz, içmemiz ve talimle beraber olmamız, tatbikatta da beraber olmamız son derece doğal bir çalışmadır. Biz burada ülkelerimizin egemenliği ve bağımsızlığı için, güvenliği için yapılması gereken ne varsa bunları bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu tatbikatlar çok önemli. Tatbikatlar bir laboratuvar gibidir. Nazariyatın fiiliyata döküldüğü yerlerdir. Bugün de bunun bir örneğini gördük ve büyük bir aşk, büyük bir şevk, büyük bir moral, büyük bir motivasyon gördük. Hepsinin gözleri çakmak çakmak yanıyordu. Birlikte beraber bir işi başarmanın zevkini yaşıyorlardı. Dolayısıyla biz bunların da devamını ve bu tatbikatın bugün bir hani sonlandırması değil, sadece bir aşamasını gördük. Tatbikat sürekli bir hadise, eğitim sürekli bir hadise. Dolayısıyla faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun ötesinde bizim 83 milyonluk halkımız gerçekten büyük aşk ve şevkle buradaki faaliyetleri takip ediyorlar. Atatürk'ün de dediği gibi siz kederlendiğiniz zaman biz kederleniyoruz. Siz sevindiğiniz zaman biz seviniyoruz. Dolayısıyla bu tek millet olmanın da zaten doğal bir, tabii bir sonucu. Ve burada Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanımızla beraber burada gerçekten bunu çok önemli bir ödev, önemli bir iş kabul ediyoruz. Burada az önce toplumdaki arkadaşlarımıza da söyledik. Azerbaycan yalnız değildir. Bunu herkes bilsin. Biz beraberiz, biriz efendim, bir milletiz. Ve inşallah efendim ülkemizin, milletimizin efendim, biz barıştan yanayız, huzurdan yanayız. Efendim sadece ülkelerimizin güvenliği, huzuru manasında değil, tüm Kafkasya, tüm bölgenin barış huzur için olmasından yanayız. Fakat diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu, menfaatlerimizle çiğnetmeyeceğimizi, bunu alacağımızı, bunların korunması için yapmamıza gelen ne varsa yapacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Biz kabulünüzden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kayış ederim ki benim de sevimli salamlarımı, aziz kardeşim, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a çattırasınız.